Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çiçek serisiyle birlikteyiz. Karşınızda evlerin az böyle bakımla, az güneşle yaşayabilen, muhteşem görüntüsüyle sizi mutlu edebilecek bir bitkiyle sizinle karşı karşıyayım. Paşa kılıcı, namı diğer peygamber kılıcı olarak da biliniyor. Rivayetlere göre eğer evinizde boyunuzu aşarsa ev alabileceğiniz söyleniyor. Bilmiyorum, boyu aşıp da ev sahibi olanlar varsa şimdiden yoruma gelebilir. Ben bunu anlatmadan önce kanalım böyle birazcık işte takipçi kazanmaya başladı. Takip edip abone olursanız çok sevinirim. 100 bin aboneye çok az kaldı. 97 bin kadar. Neden siz de onlardan biri olmayasınız? Tamam da devam edelim. Şımardık biraz. Şimdi bu bitki bakımında gerçekten çok kolay bir bitki. Az güneş alan bir yere koyabilirsiniz. Az güneş alan bir eviniz varsa istediğiniz noktada ya biraz daha tabii hiç güneş almıyorsa eviniz, cama yakın köşelere koyarsanız daha hızlı büyür. Ama yeşilliğinden ya da sağlığından bir şey kaybetmez. Az güneş alan bir eğer direkt güneş alırsa, ben o hatayı yaptım, işte bir taşınma aşaması falan yaşadığım için. Gördüğünüz üzere şuralarında yapraklarında yanma olur. Direkt güneşe, güneşle karşı karşıya bırakmayınız. Perdenin altından böyle hafif alan güneşi sever. Su olarak da haftada bir sulayabilirsiniz. Fazla sulama her zaman her bitkide çürütür. Yaz geliyor, daha böyle foşur foşur sulamayın toprakları. Çünkü daha evler falan çok ısınmadı. Böyle hafif hafif sularsanız haftada bir daha memnun olacaktır. Ben bu ara bir tane işte taşındık vesaire derken birkaç tanesi böyle biraz büzüşmeye başladı. Ben de bir çoğaltmaya karar verdim ve ilk kez paşa kılıcını çoğaltabildim. Burada asıyoruz bayrakları. Gördüğünüz üzere köklendi. Şurada böyle birkaç tane yaprağım var ve hepsinde suda köklendirmeyi başardım. Eğer siz suda köklendirmek isterseniz şu şekilde suda köklendiriyorsunuz. Hemen şunları bir koyayım. Onlar da canlı, zarar vermeyelim. Şöyle. Gördüğünüz üzere şu şekilde V şekli şeklinde kesiyorsunuz. Şöyle göstereyim. V şeklinde kesiyorsunuz ve şuraya kadar su koyuyorsunuz. Daha fazlasını geçerse genelde yapraklarda çürüme oluyor. Onun için şuraya kadar su koyun ve suyu azaldıkça üstüne ekleme yapın. Sonrasında böyle köklenecek ve tam şu kısımdan artık yavru vermeye başlayacak. Herhalde bir aya falan buradan da yavrusunu görmüş oluruz. Ama ben dayanamadım, yavrusunu bekleyemeden videosunu çekmeye karar verdim. Bazen de zaten bunun birkaç köklendirme şekli var. Biri suda böyle yaprağı. Direkt yaprağı toprağa gömebiliyorsunuz. Onda da genelde başarılı sonuçlar alıyor. Bazen de kendi maşallah bakın görüyor musunuz? Kamera inşallah denk gelir. Şurada yavru çıkmış. Böyle yandan yavruları kırarak da çoğaltabilirsiniz. Gerçekten bakımı çok kolay. Çoğaltılması zor bence. Zor bir bitki. Gerçekten ben bu çoğaltmayı bir kere daha denemiştim ve maalesef işte bu su oranlarını ayarlayamadığım için çürümüştü. Ve yandan yavru vermesi de çok sık olan bir durum değil. Ama evet, yine yanlardan da böyle perde arkasından güneş alırsa ya daha hızlı yavru veriyor. Ama direkt güneş almazsa çok yavaş veriyor. Böyle arkadaşlar anlatabileceğim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka çiçekler hakkında da bilgi almak isterseniz diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. 100 bin abone için abone olup destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın.